Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kavak Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği akşam yemeğinde kavaklılarla bir araya geldi. Yemekten önce konuşma yapan KADEF Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz şu ifadeleri kullandı. Karadeniz'in kırpınarı olarak daha geniş bir katılımla kavak da yapmayı istiyoruz. Kavak da yapacağımız yerde 6 yıldır güreşi yaptığımız güven göletidir. Bu göletin etrafının tribünlerinin yapılması, oranın tanzim edilmesi için Sayın Bakanım'dan söz istiyorum. Söz mü Sayın Bakanım? Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, güven göleti güreş meydanındaki tribün projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Bizde uhde olan projeyi Sayın Bakanım da orada onayladılar, çok sağ olsun. Bizim için çok önemli bir projeydi. Sayın Bakanım'a burada huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü güven göleti projesi önemli bir proje bizim için. Çok teşekkür ediyorum. İlk adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 320 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı olduğunu söyledi. 320 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanıyım. Her kesime, her siyasi görüşe aynı eşit mesafede hizmet anlayışını götürmek istiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt kendisinin Kavaklı olduğunu hatırlattı. Vekili olarak yola çıkıyoruz ama ayrıca da kendi memleketimize, kendi ilçemize daha bir özen, daha bir hassasiyet göstermek durumundayız. Ve el verdiğini de köylerimizi, derneklerimizi gezmeye çalıştık. Hala da gayret ediyoruz. Ama bir başına bizim gezmemiz, bir başına bizim koşturmamız yeterli değil. Ben istiyorum ki benim memleketimden, kendi memleketimden AK Parti en az bir %80 almalıdır. Kavak'ta yapılan hizmetlerden bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da şöyle konuştu. Bölgemizin en büyük yatırımı olan çimento fabrikasını ziyaret ettik. Son aşamasına doğru gelmiş. İnşallah o da yakında hizmete girecek ve gerçekten büyük bir istihdam sağlayacak. Ama gerçekten çok muhteşem bir tesis oluyor. Hem yapımı hem kapasitesiyle alakalı olarak inşallah özel sektöründe böyle büyük yatırımlarının da gördüğünüz gibi Samsun'umuza, kavağımızda geliyor inşallah.